Sevgili arkadaşlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Baba Tarih, Muhammed Öztürk ile bir test kampında da birliktesiniz. Ünitemiz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Evet, Çağdaş diye kısaltalım. Çağdaş ünitesine geçtik sevgili arkadaşlar. Burada da belki 3, belki 4 videomuz olacak. Hemen saatlerimizi kontrol edelim. Evet, sevgili arkadaşlar, her zaman dediğimiz gibi nasıl başlıyoruz? YouTube'da bilgi kampı, soru cevap kampı, tarih dersinde çalışma yöntemleri, tarih soru çözme taktikleri, tarihte en çok çıkan kavram ve bilgilerin yorumu videolarımızı izlemeyi lütfen unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar, Çağdaş'la ilgili daha net bilgiler vereceğiz. Belki biraz daha tempolu soru çözümlerimiz olacak. 1892-1940 arasında yaşamıştır. 1917 Ekim Devrimi'nin önemli kişilerindendir. Komünizmin yayılması için İslami ve Türkçü yolların kullanılmasını savunmuştur. Yukarıda verilen bilgiler kime aittir? Bakın aşağıdakilerin hepsi Türkçü. Hepsinin belirli bir Türkçülükle belirli bir bağı var. Fakat sevgili arkadaşlar, o dönemde hatta tarih kitaplarında şöyle yazar. İslami komünizm diye geçer. Yani komünist Müslüman diye geçer bu kişi. Sevgili arkadaşlar, bilelim. Yani İsmail Gaspıralı'yı çok biliyoruz. Yusuf Akçura'yı çok iyi biliyoruz. İşte İsmail Gaspıralı'yı dilde işte fikirde birlik, Yusuf Akçura'yı Üç Tarz Siyaset adlı kitabıyla biliyoruz. Yani makalesiyle biliyoruz. Bu kişi arkadaşlar soruda sorduğumuz kişi Sultan Galiyev. Evet. Komünist Müslüman olarak geçiyor. İslam ve Türkçü yolların kullanılmasını komünizmin yayılması için öngörmüş bir kişidir kendisi. İki. Basmacı harekatının başında bulunan kişilere verilen ünvan nedir? Sevgili arkadaşlar, basmacı harekatı ilk kez 1918'de başladı. Hokkant şehrinde başladı. Fakat daha sonra Ruslar dağıttı bu hareketi. Basmacı harekatı neydi? Orta Asya'da yaşayan Türklerin bağımsızlık hareketi. Sovyet Rusya'ya karşı başlatmış olduğu bağımsızlık hareketine basmacı harekatı deniyorlar. İşte baskın yapan anlamında kullanılmış bu ifade. Mehmet Emin Bey, işte Parpi, Nur Muhammed gibi önderleri var. Kendilerini vatanı koruyan İslam askerleri olarak görmüşler ve Rus kızılordusuyla savaşmışlar. Başında bulunan kişilere de sevgili arkadaşlar Korbaşı ismi veriliyor. Enver Paşa da 1921 yılında bu basmacı harekatına katılıyor ve hatta orada şehit oluyor 1922 yılında diyelim. Bu basmacı harekatı 1930'lu yıllara kadar devam ediyor. 1936'da Ruslar Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan coğrafyalarında cumhuriyetler kuruyorlar. Kendilerine bağlı cumhuriyetler kuruyorlar ve isyan eden birçok Türk'ü de Orta Asya'nın ve Sibirya'nın belirli yerlerine sürgüne gönderiyorlar. Evet, basmacı harekatının başında bulunan kişilere korbaşı deniliyor. Soru 3. Aşağıdaki kavram, olay ve açıklama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yani bir soruda aslında 5 bilgiyi sormak amacıyla ortaya koydum bu soruyu. A. Yang planı 1929 krizi sonrası Alman borçlarının yapılandırılması ile ilgilidir. Doğru. Scala nutku Mussolini'nin 1926'da yaptığı konuşmadır. Doğru. Weimar Anayasası 1919'da Almanya'da kurulan demokratik yönetimin temeli olan anayasadır. Doğru. Arkadaşlar 1918'de Birinci Dünya Savaşı bitince Almanya'da bir Weimar Cumhuriyeti kuruluyor. Demokratik bir cumhuriyet. O, Nazizmin falan ortaya çıkışı, arkasından Hitler'in iktidara gelmesi 1933 mesela. 1920'lerde de yine Nazi Partisi var ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Weimar Cumhuriyeti, Weimar Anayasası denilen demokratik bir düzende orada var. Evet. D. Anklas olayı Almanya'nın 1936'da Polonya'yı işgal etmesi değil arkadaşlar. Almanya'nın 1936-39'da Avusturya ile birleşmesi olayına verilen isimdir. Anklas olayı 1938'dir bu. Dolayısıyla doğru cevabımız ortaya çıktı. Bu yanlış. NEP, New Economy Plan, Lenin'in 1921'de ilan ettiği yeni ekonomi planı doğru arkadaşlar. Bu da Lenin 1917 ihtilalinden sonra başa geçiyor. 1921 yılında yeni ekonomi politikasını ortaya koyuyor. Evet, Anklas olayı bu Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi değil, Almanya'nın Avusturya'yı işgal etmesi. Soru 4. Rusya Müslümanları arasında başlayan İsmail Gaspıralı'nın başlattığı eğitimde yenilik hareketlerine veren isim nedir? Bak ayrıntı gibi gelir ama değil bu. İsmail Gaspıralı hep var kitaplarda.
Türkçülük hareketinin lideri Kırım'dan geldi. Tercüman gazetesini çıkardı. Bu tür bilgiler var. Sevgili arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı hemen gelsin. Usulü Cedid. Sevgili arkadaşlar, Ceditçilik olarak da geçiyor. Cedid yeni demektir zaten. Yeni düzen anlamında, yeni yöntem anlamında daha doğrusu, yeni usul anlamında. Rusya Müslümanları arasında İsmail Gaspra'nın başlattığı eğitimde yenilik hareketleridir. Yine az önce anlattığım Sultan Galiyev, Sadri Maksudi, Yusuf Akçura gibi birçok kişi var bunun içinde. Türk milli bilincinin gelişmesi, Türk halklarının bağımsızlık mücadelelerinin önemli fikri etkisi olmuştur. Bu usulü cedid hareketin arkadaşlar. Diğer adı ceditçilik olarak geçiyor. Evet. Soru 5. İsmail Gaspol tarafından dilde, işte, fikirde birlik politikası yolunda çıkarılan gazetenin adı nedir? Evet, az önce söyledik. İsmail Gaspol'un eğitimdeki yenilik hareketlerine usulü cedid diyoruz. Ceditçilik diyoruz ama aslında bir önceki sorularda da ağzından kaçırdım ben bunu. Arkadaşlar, İsmail Gaspıralı'nın dilde, işte, fikirde birlik politikası yolunda çıkardığı gazetenin adı Tercüman Gazetesi'dir. İsmail Gaspıralı 1851-1914 yılları arasında yaşamıştır. Alem-i Nisvan da onun dergisi. Alem-i Nisvan'ı kadınlar için çıkarıyor. Alem-i Sıbyan'ı da çocuklar için çıkarıyor. İkisi de dergi. Türkçülük, Turancılık akımının önemli bir temsilcisi. Türk ülkelerine ortak bir dil, ortak bir Türkçe olması yönünde yazıları var arkadaşlar. Ve Tercüman Gazetesi de önemli bu politikaya, bu düşünceye hizmet eden önemli bir gazete olarak yerini alıyor. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilemez? Almanya'nın Versay Antlaşması'na duyduğu tepki, B. Totaliter rejimlerin yayılma isteği, C. Doğu Batı bloklarının mücadelesi, D. Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yapı, E. Sömürgecilik zihniyetinin devam etmesi. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini soruyoruz. Hangisi neden değildir diyoruz. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni Birinci Dünya Savaşı'dır. Birinci Dünya Savaşı'dır, evet. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'yı mahvettiler. Versay Antlaşması ile Almanya'yı bağladılar. Almanya'ya zincirle bağladılar. Almanya da ne yaptı? Bu zinciri kırmak için, Versay'ın zincirlerini kırmak için çalışmalar yaptı. İşte bu da totaliter rejimleri güçlendirdi. Nazizm gibi Almanya'da Hitler'i güçlendirdi arkadaşlar. Ve tabii ki Almanya'nın o sömürgecilik zihniyetinin de devam ettiğini görüyoruz. Yine İngiltere'nin sömürgeci zihniyeti, Fransa'nın sömürgeci zihniyeti devam ediyor. C seçeneğindeki Doğu Batı bloklarının mücadelesi sevgili arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nın bir nedeni değil. Bu 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ortaya çıkan iki bloktur. İkinci Dünya Savaşı'nın bir nedeni değil, bir sonucudur arkadaşlar. Batı bloğunun başında ABD, Doğu bloğunun başında da Sovyet Rusya var. Cevabımız da C. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak arkadaşlar, burada uzun uzun anlatmayacağım ama Barbaros Harekatı, Stalingrad Savunması, Maginot Hattı, Normandiya Çıkarması, Atlantik Bildirisi, Kartal Hücumu, Pearl Harbor Baskını, 1 Eylül 1939, bunları bilmek zorundasınız. 1 Eylül 1939 Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle savaşın başladığını söylüyoruz. Bu kavramları bilin arkadaşlar, bu kavramları araştırın. Önemli olarak görüyorum, sınav sorusu olabilir. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır? Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de 1938-1946 yılları arasında bakanlık yapmış olan çok önemli bir kişi var, Hasan Ali Yücel. Onun döneminde de açılan köy enstitüleri var arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz, Hasan Ali Yücel'i. İkinci Dünya Savaşı 1939-45 yıllar arasında oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nı yapan Hasan Ali Yücel de 38 ile 46 arasında Milli Eğitim Bakanlığı görevini yerine getirmiş bir kişidir. Evet. Soru 8. Türkiye 1941 yılında, yani savaş devam ederken arkadaşlar, değil mi? Savaş devam ederken hangi devlet ile saldırmazlık antlaşması imzalamıştır diye sorduk. Sevgili arkadaşlar, Türkiye savaşın başında, yani İkinci Dünya Savaşı'nın başında 1939 yılında Fransa ve İngiltere ile bir dostluk antlaşması imzalıyor. 1941 yılında ise arkadaşlar Almanya ile dostluk antlaşması imzalıyor. Yani savaşın iki tarafıyla da antlaşma imzalıyor. Dostluk antlaşması, saldırmazlık antlaşması. Savaşın başında
Müttefik devletler olan İngiltere ve Fransa ile, tekrar ediyorum, İngiltere ve Fransa ile karşılıklı yardım ve dostluk antlaşması imzalarken savaş başlıyor. İşte 2 yıl geçiyor, 1941. O zaman da Almanya ile bir saldırmazlık antlaşması yapıyor. Bu dönemde Müttefik devletlerin Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'na sokma çalışmaları hızla devam ediyor tabii ki. Kahire ve Adana görüşmeleri var. Türkiye müttefiklerin tüm isteklerine rağmen savaşa girmiyor. Hatta İngiltere Türkiye'yi bu dönemde SSCB'yi Sovyet Rusya'ya da işaret ederek Türkiye'yi böyle üstü kapalı tehdit ediyor. Yani bak, Sovyetler sana karşı bir şeyler yapıyor. Bak, ileride seni koruyamam demeye getiriyor. Türkiye bol bol silah ve cephane yardım istiyor. Yani 1941 yılında Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzaladık arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında 39-45 yapılan Adana ve Kahire görüşmelerinde Türkiye'yi kim temsil etmiştir? Sevgili arkadaşlar, Adana görüşmeleri 1943'te, yine Kahire görüşmesi de 1943'te oldu. Biri Ocak'ta, biri Aralık'ta. Biri 1943'ün ilk ayında, biri son ayında oldu. İkisinde de arkadaşlar Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü var. Adana görüşmesi Ocak 1943'te İngiltere Başbakanı Churchill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu katılıyor. Şükrü Saraçoğlu da var burada sevgili arkadaşlar. Ama Kahire konferansında arkadaşlar Saraçoğlu yok. Orada doğrudan İsmet İnönü var arkadaşlar. Türkiye'yi temsil eden kimdir? İsmet İnönü'dür. İkinci Cumhurbaşkanımız. Evet. Soru 10. İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Adana ve Kahire görüşmelerinde sorduk bunu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de 1-2-3 uygulamalarından hangileri ekonomik sıkıntıları azaltmaya yönelik önlemler arasında gösterilebilir. Pardon. Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi. Sevgili arkadaşlar, şimdi İkinci Dünya Savaşı 39-45. Israrla vurguluyorum bunu, kafanıza yerleştireceksiniz. 39-45. Milli Koruma Kanunu 1940'da, o zamanlar Başbakan Refik Say'da Milli Koruma Kanunu'nu çıkarıyor. Hükümete ekonomik hayatı düzenleyici geniş imkanlar sağlayan bir kanun bu. Üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerini tümüyle devlet kontrolü altına alıyorlar ve devlet gerektiği zaman üretimi aksatan işletmeleri el koyabilme yetkisine sahip oluyor bu kanunla. Yine dış ticaretin düzenlenmesi ve kontrollü yapılması anlamında devlet ön plana çıkıyor. Hükümet gerek sanayi, gerek maden, gerek tarım sektöründe hangi ürünün ne kadar üretilebileceğine karar verebiliyor ve fiyatları kontrol edebiliyor. Halkın ve milli savunmanın duyduğu maddelerin değer fiyatının ödenmesi karşılığında almaya ve amacına göre ihtiyacı olan kurumlara kâr etmeden vermeye yetkili. Yani bir şeyler üretilmesinde ön ayak olabiliyor devlet. Sonra kaldırılıyor. Sonra Menderes döneminde, Demokrat Parti döneminde tekrardan 1958 yılında tekrardan yürürlüğe konuyor vesaire. Yani bu İkinci Dünya Savaşı sırasında var. İki, varlık vergisi. Arkadaşlar, varlık vergisi özellikle Türkiye'de gayrimüslimlere yönelik olduğu yönünde tepkiler çeken ve bir vergi. Vergisini ödemeyenler hatta Erzurum Aşkale'deki maden ocaklarında çalıştırılıyor. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda ekonomik sıkıntılar azaltmaya yönelik belirli bir gelirin üzerinde olanların devlete varlık vergisi vermesine yönelik bir kanun. İkinci Dünya Savaşı sırasında 42. 42-44 yıllar arasında uygulanıyor. Üçüncü olan toprak mahsulleri vergisi de arkadaşlar yine aşar benzeri bir vergi bu. 1944'te ortaya konuluyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ekonomik sıkıntıları azaltmaya yönelik bir vergi ve 1946'da da kaldırılıyor arkadaşlar. Yani üçü de var. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in resmen kurulduğu konferans olarak kabul edilebilir? Sevgili arkadaşlar, 1945'te bir konferans var, Yalta Konferansı diye. 23 Şubat 1945'te, 45'in başında diyelim hadi. Yalta Konferansı'nda müttefik devletler şöyle bir karar alıyor. Biz bir konferans yapacağız. Orada Birleşmiş Milletleri kuracağız.
Japonya'ya ve Almanya'ya savaş ilan eden devletler bu konferansa katılıp Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilir. İşte Yalta Konferansı'nda ifade edilen ve Birleşmiş Milletler'in kurulacağının açıklandığı konferansın adı San Francisco Konferansı'dır arkadaşlar. 25 Nisan 1945'te toplanmış San Francisco Konferansı'nda Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Türkiye de bu konferansa katılmıştır. Demek ki öncesinde Almanya ve Japonya savaş ilan etmiştir diye de hemen bilgi transferimizi yapalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygulamaya konulan gelişmeler arasında gösterilemez? A. Komünizm düşüncesinin gelişimi engellenmiştir. B. 12 ada ve Rodos Yunanistan'a bırakılmıştır. C. Dünya Doğu ve Batı bloğu olarak ikiye ayrılmıştır. D. SSCB Doğu Avrupa'da kendine bağlı uydu devletler oluşturmuştur. E. Almanya ve Avusturya işgal bölgelerine ayrılmıştır. E'den başlayalım. Almanya ve Avusturya savaşı kaybetti. Almanya savaşı kaybetti sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Almanya iki bölgeye ayrıldı. Doğu ve Batı diye ayrıldı. Batı bölgesi de kendi içinde üçe ayrıldı. İşte İngiliz, Fransız ve Amerikan etki bölgesi diye. Avusturya da kez aynı şekilde işgal bölgelerine ayrıldılar bunlar. D seçeneğine bakalım. Sovyetler Birliği SSCB gerçekten kendine bağlı uydu devletler kurdu. Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya gibi, Çekoslovakya gibi birçok devlet Sovyetlerin etkisi altına girdi. C seçeneğine geçersek orada da zaten Doğu ve Batı bloğu olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz dünyanın. Sovyetler Birliği Doğu bloğunun başında, ABD'de de Batı bloğunun başında. Dünya böyle bloklar arası bir mücadeleye girdi. 12 ada ve Rodos sevgili arkadaşlar ta Trablusgarp Savaşı'ndan sonra imzalanan Uşi Antlaşması'nda geçici olarak İtalya'ya verilmişti ama geçti gitti işte böyle. 1947 yılında toplanan, bak 47 diyorum, 1947, Paris Konferansı'nda, hatta bazı kaynaklarda Paris Barış Konferansı olarak geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan da Paris Barış Konferansı var arkadaşlar unutmayın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Paris Barış Konferansı var. Neyse. 1947 Paris Barış Konferansı'nda arkadaşlar 12 ada ve Rodos Yunanistan'a bırakılıyor. Gelelim A seçeneğine. A seçeneğindeki ifade İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygulamaya konulan gelişmeler arasında gösterilemez arkadaşlar. Komünizm düşüncesinin gelişimi engellenmiştir. Arkadaşlar engellenmek isteniyor ama engellenemiyor. Sovyetler Birliği'nin başkanlığında komünizm düşüncesi işte Çin'den tutun Kuzey Kore'ye, Vietnam'a, Küba'ya kadar, Balkan ülkelerine kadar, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Yugoslavya gibi birçok ülkeye yayılıyor arkadaşlar. Soru 13. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin 1, 2, 3 gelişmelerinin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. Kore'ye asker göndermesi, 2. NATO'ya üye olması, 3. Truman planından yararlanması. Şimdi siz şunu çok iyi biliyorsunuz. Türkiye, NATO'ya nasıl üye yapıldı? Kore'ye asker gönderdiğimiz için. O zaman Kore'ye asker göndermesi 1, NATO'ya üye olması 2. Yani sonra olacak değil mi? Ya 1, 2 demeyelim de neden sonuç ilişkisi böyle. Gelelim Truman planına yararlanmak. Bu neresinde olayım? Arkadaşlar Truman planı, Truman ABD başkanıdır. 1947 yılında ABD kendisine bağlı, kendisine yakın Batı bloğunda yer alan ülkelere askeri ve ekonomik bir yardım paketi yaptı. Bunun adı Truman planıdır. Türkiye de bundan yararlanmıştır arkadaşlar. 1947 yılında yapılmıştır. Daha sonra 1949'da işte Kore'ye asker gönderilmesi, Kore Savaşı çıkıyor. 1950 Türkiye Kore'ye asker gönderiyor. 1952 yılında da Türkiye NATO'ya üye oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, yani cevap 3, 1, 2. Yani C seçeneği değil mi? Evet. Pakistan devletin kuruluşunda rol oynayan kişi kimdir? Arkadaşlar bir bilgi sorusu. Pakistan devletin kuruluşunda rol oynayan kişi Muhammed Ali Cinnah. 1947 yılında Pakistan'ı kuruyor. Aslında 1940'tan itibaren bu hareketler var. 1940'ta Lahore'da toplanan Müslüman Birliği Cemiyeti Kongresi'nde Pakistan devletin kurulması kararlaştırılıyor ama İkinci Dünya Savaşı sürecinde bu olmuyor, gerçekleşmiyor tabii ki. Arkadaşlar 1947 yılında Pakistan devleti kuruluyor. Muhammed Ali Cinnah tarafından. Devam ediyoruz.
Soru 16. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de tek dereceli seçim, pardon böyle okumuyoruz soruyu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de 1-2-3 gelişmelerinin hangileri demokratik yönetim anlayışını güçlendirmiştir? Arkadaşlar bu tarz soruları inkılap tarihinde çözdüm. İki tane buna benzer soru çözdüm. Bir, tek dereceli seçim sisteminin uygulanması. İki, çok partili sistemin oluşması. Üç, muhalefet partilerinin sayısının artması. Arkadaşlar, tek dereceli seçim sistemini tekrar ediyorum. Biz sandığa gidip oyumuzu kullanıyoruz. Araya hiçbir aracı koymadan istediğimiz siyasi görüşe oy veriyoruz. Bunun adı tek dereceli seçim sistemi, demokratik yönetim anlayışını güçlendirir. Ulusal egemenliği, cumhuriyet rejimini güçlendirir. Bir de çift dereceli seçim sistemi var değil mi? Çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçildi 46 yılında. O neydi? Çift dereceli seçim sisteminde siz beni seçiyorsunuz. Ben de gidip oy kullanıyorum. İstediğim oy kullanıyorum. Bunun gibi. Demokratik değil tabii ki. Tek dereceli seçim sistemine göre. İki, çok partili sistemin oluşması. Ya parti varsa oy verebileceğin farklı alternatifler var demektir. Bu iyi bir şeydir. Çok partili sistemin oluşması demokratik yönetimi güçlendirir. Muhalefet partilerinin sayısının artması bu da demokrasiyi güçlendirir. Çünkü hükümetin yapacaklarını eleştiren her zaman bir muhalefete ihtiyaç vardır. Bu muhalefetin de 1, 2, 3, 4, 5 olarak sayısının artması farklı alternatifleri dile getirecektir ve hükümetin denetlenmesini yürütülmesini, eylemlerinin sorgulanmasını kolaylaştıran bir durumdur. Yani sevgili arkadaşlar bunların üçü de demokratik yönetimi, soruda demokratik yöntem demez de ulusal egemenlikler aynı şey, soruda cumhuriyet diyebilir aynı şey, bu anlayışları güçlendirir. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarı dönemindeki gelişmeler arasında yer almamaktadır? Demokrat Parti 1950-1960 yıllar arasında iktidarda kalmıştır arkadaşlar. 46 yılında kurmuştur. A. Nazım Hikmet'in içinde bulunduğu birçok kişi Af Kanunu ile serbest bırakılmıştır. Arkadaşlar bu 1950 yılında oldu ve Demokrat Parti döneminde olan bir gelişmedir. Bu kanun ülke içerisinde bir iyimserlik ortamının oluşmasını sağladı. B. IMF'den borç alınmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, Demokrat Parti döneminde 1958 yılında IMF'den borç alınmıştır. İlk kez hatta ilk IMF'den dış borç alınması Adnan Menderes dönemindedir. Demokrat Parti dönemindedir. IMF'den alınması. Ama borç anlamında söylerken IMF'yi kastediyorum burada. Yoksa onun da öncesinde borçlar var. C seçeneği seçim sisteminde nispi temsil sistemi getirilmiştir. Demokrat Parti döneminde böyle bir şey yok arkadaşlar. Doğru cevabımız C. Atatürk'ü koruma kanunu çıkarılmıştır. Aslında adı Atatürk'ü koruma kanunu değil arkadaşlar. Bunu 1951 yılında çıkarıldı ama öyle biliniyor. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun. Bunu Demokrat Parti döneminde çıkarılan bir kanundur arkadaşlar. Bu kanun Atatürk döneminde çıkarılan bir kanun değildir. Atatürk kendi kendini koruma altına almadı. Atatürk döneminde değil, Demokrat Parti döneminde çıkarılan, sonradan işte Atatürk'ü koruma kanunu olarak geçen bir kanundur bu. Basına yönelik ispat kanunu çıkarılmıştır. Evet arkadaşlar, 1950 yılında bir basın kanunu çıkarılmıştır Demokrat Parti döneminde. Ve birçok maddesi günümüzde de bunun kullanılmaktadır diyelim. Evet. Cevap C. Soru 18. Demokrat Parti iktidarı dönemindeki 1-2-3 gelişmelerinden hangileri hükümete karşı muhalefetin oluştuğunun bir kanıt olarak gösterilebilir? Sevgili arkadaşlar, şöyle anlatalım. 1. Ulus Gazetesi Demokrat Parti'ye muhalif bir gazete ve gerçekten de Demokrat Parti döneminde Ulus Gazetesi başta olmak üzere birçok gazete kapatılmıştır. Demokrat Parti döneminde hükümete karşı bir muhalefetin olduğunun bir kanıtıdır bu. 2. Hürriyet Partisi'nin kurulması. Arkadaşlar Hürriyet Partisi 1955 yılında kuruldu. Ve 1957 seçimlerinde de hatta 4 tane milletvekili çıkardı. 1958'de de arkadaşlar CHP ile birleşti bu Hürriyet Partisi. Ha bu Hürriyet Partisi'ni kuranlar da arkadaşlar Demokrat Parti'den kopan bazı milletvekilleri 1955 yılında Hürriyet Partisi'ni kurdular. 555K olayı nedir arkadaşlar? 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da toplanacağız, miting yapacağız diyor. Bu bir parola arkadaşlar. Peki neyin parolası? 5 Mayıs 1960'da yani 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da
Demokrat Parti'ye karşı düzenlenen protesto mitinginin parolasıdır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bunların üçü de Demokrat Parti'ye karşı muhalefetin olduğunun bir kanıtıdır. Muhalefet deyince aklınıza sadece parti gelmesin. İşte gazetenin varlığı, gazetenin kapatılması, protesto mitingi, bunlar da bir muhalefetin olduğunun kanıtıdır arkadaşlar. Üçünü de alıyoruz. Bu soruyla noktalandıralım videomuzu. Türkiye'de beyaz devrim olarak kabul edilen seçimler hangi yıl yapılmıştır? Sevgili arkadaşlar, 1950 yılında Türkiye'de bir seçim oldu. Bu seçimde Demokrat Parti yeter söz milletin sloganı ile seçimlere giriyor. 1950 seçimlerini kazanıyor ve 27 yıllık CHP iktidara sona eriyor. Bu seçimlerde Demokrat Parti %52, CHP'de %39 oy alıyor arkadaşlar. Küsuratları var tabii. Yine Millet Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi de meclise giriyor. Yine Milli Kalkınma Partisi var. O sadece İstanbul'da seçimlere giriyor. Ve 1950 yılında yani seçimler oluyor ve 27 yıllık CHP iktidarının sona ermesi Türk siyasi tarihinde beyaz devrim olarak kabul ediliyor sevgili arkadaşlar. Diyelim, bilelim, Demokrat Parti iktidarı da 1960 yılında sona ermiştir. Evet. Sevgili arkadaşlar, burada dersimizi noktalandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler, başarılar.